Artık üzülme dayıcığım. Nasıl geldin? Nereden geldin sen? Konuşuyor musun? İnanın konuşuyor oğlum. Gördüm, kurtulmuş. Köylüler getirdi Seymen. Aa, öylece bıraktık insanları, fırladık. Ben sıkıştım dedim, onları kandırdım. Sonra da kaçtım, saklandım. Dayıcığım amca beni gördü ama bir şey demedi. Sonra da Hasbi dedelerin evine gittim. Tamam güzelim, sakin ol. Anne, çok ateşi var. Hemen doktoru arayalım. Odasına indirelim. Ver battaniyeyi. Saralım çocuklar, çabuk. Seyhan al. Hadi oğlum. Neredeler? Buradanlar mı bulurlar? He, salondalar abi. Aman aman, bırak bacım, bırak. Bakılık onlar. Ellenmez. Bir kırılırsa, iki tarla satsan ödeyemezsin. Hadi. Bir tanecik kızlarını getirdik, teslim ettik. Bir biblonun lafı mı olur? Milyarlık para biçilmiş kıza. Bak, biz bedavadan getirdik kızı. İnsanlık namına. Hem zaten polis o para isteyenleri de çekti vurdu. Öyle yanına kalmaz insanın kötülük. Ya dede, sizin eve kadar nasıl gelmiş Zeliha? Ne bileyim oğlum. Kaçmış ellerinden, yürüye yürüye gelmiş işte. Bak kız korkmuyordu, ne cesur şey. Soyları korkusuz bunların. Lütfen hiç kalkmayın. Allah razı olsun dede. Sağ ol. Senden de nine. Bana dünyaları bağışladınız. Allah size uzun uzun ömür versin Seymen ağam. Allah bir daha göstermesin. Geçmiş olsun. Oğlunla gelinin mi? Biz babama uğradık. Bir de baktık böyle oturuyorlar. Aman dedim. Bütün bunu arıyorlar. Davranın. Kaptık getirdik. Siz burada oturuyor musunuz öyle mi? He ağam, yukarı mahalledeniz. Ne iş yapıyorsun sen? İşçiyim ağam. İnşaatlarda çalışıyorum ama şimdi bir şey yok. 4 aydır oturuyorum. İstersen bizim otelin inşaatında iş var. Yarın git usta başına benim yolladığımı söyle. İşe başla. Allah razı olsun ağam. Sağ ol. Sağ ol. Artık Hasbi dedeyle nene Zeliha'nın nenesi ve dedesi sayılır. Sizin sık sık ziyaretinize geliriz, merak etmeyin. Gelin tabii çocuğum. Biz bir başımıza oturup duruyoruz orada. Hele kışın pek zor oluyor yalnızlık. Dedem. Bu senin. Her ay gelip vereceğim sana bunlardan bir tane. Gönlüne göre harcarsın. Hiç lüzum etmez be oğlum. Biz bir şeyden için değil. Tamam dedeciğim. Bizden de bir şey değil. Zeliha'dan dedesine teşekkür için. Ben gidip kıza bakayım, çok ateşi vardı. Siz oturun, keyfinize bakın. Size oda hazırlasınlar. Bu havada gitmeyin. Bu gece misafirimiz olun. Bir şey yok yollarda. Hava yumuşak. Sen bakma ağam. Olsun olsun, sabah giderler Dicle. Hadi kızlar, misafir odalarını hazırlayın. Sağ ol gelin hanım. Bak bu gelin pek iyi. Ben bunu sandıydım gelin. Pek acıdıydım ağaya. Oğul siz gidin. Sizin ev şuracıkta. Biz de sabah diye gideriz. Gayar baba bizim yokuş şimdi. Arabayı acık aşağıda bırakırsınız. Hadi buyurun hadi. Sabaha ne kaldı? Yatıp dinlenin bir güzel. Ağam herkes kalacak dedi. Hadi. Gel. Hadi herkes yani yatacak hadi. Ben de dal kapıları kilitleyeceğim. Köpekleri bırakacağım. Köpeği. Sakın öyle çıkmayın gece. 100 numara var odalarda. Su da koyarız. Sabah köpekler bağlanmadan inmeyin ortalığa. Aman paralarlar vallahi. Günaydın anneanne. Bana tekrar anneanne dediğini duymak için ne kadar dua ettim bir bilsen. Gel kuzucuğum. Ateşin düştü mü? Düştü. Ama fazla dolaşma bugün. Kim bilir ne kadar üşüdün. O kadar üşüdüm ki gözlerim uyuştu. Çünkü bir tek gözlerim açıktı. Gece üşümedim. Çok sıcak bir şeyin içinde yattım. Böyle fermuarlı. Uyku tulumu mu? Evet, böyle çekiyorsun. Karda bile üşümezsin. Aa, burada mısın?
Hadi kahvaltı ediyoruz güzelim. Kalktı mı herkes? Kimse sevinçten doğru dürüst uyumadı ki zaten. Ben uyudum. Erkenden kalktın ama. Dicle abla havlıyordu, ondan kalktım. Bak gene ağlıyor. Ay dur oğlum, hadi hadi kulübene gir bakayım. Ay yapma, tutun şunu tutun. Zincirini kıstır zincirini. Ne oluyor ya? Bir şey yok oğlum, bir şey yok. Köpekleri bağlıyorum. Ne köpeği ya? Ananın tasmasını çektiği kocaman iki köpek var. Görmüyor musun oğlum? Ya ne kandırıyorsun ya? Gel oğlum gel. Gece neler oldu haberin var mı? Ha? Ne oldu? Hadi yürü yürü. Birisi geldi. Bak. Ana Zeliş gelmiş. Geldi mi Zeliş? Geldim. Ya Rıza. Bak Zeliş'in dili çözülmüş. Bir daha konuşsana. Pis eşek Rıza. Sensin. Aa. Eşek Rıza. Aa, sensin. Asıl sen. Aa. Sensin. Asıl sensin. Oğlum. Hadi kahvaltıya. Hadi. Ben Rıza ile yiyeceğim. Hadi sen git ekmeğini ye. Sonra oynarsınız. Hem Rıza okula geç kaldı. Anne ben de okula gideceğim. Sonra kızım hadi donacaksın burada. Ben Rıza burada. Ile okula gideceğim. Bugün okul yok ya aptal. Sensin aptal. Aa yeter. Hadi gel. Zeliha. Bak halan konuşmak istiyor. Alo. Yavrum. Hadi dur şu yastığına. Halasının güzel gözü. Tamam tamam. Geldin tamam. Mi sen? Ay vallahi konuşuyor. Söyledilerdi de inanmadıydım. Bak yavrum. Acık amcana da konuş ha. Alo Zeliha. İyi misin kızım? Bir yerine bir şey olmadı değil mi? İyi. Annen getirsin seni de gözümle bir görem. Ben iyiyim. Beni kurtarırken mi yaralandın diyor. Eve gelin öğleden sonra. Ver anneni bakayım. Şükür bir ha, şey Dilara. Yok. Evde iki gün dinlendi mi şöyle ya, iyi bir bakımdan geçmiş olsun. Sapa sağlam kalkar. Şükür bir şey yapalım. Güzel bir et suyu tamam yaparım canım. Ben ona. Yapar kızlar canım. Sizinki ayrı. Onların yaptığıyla olur mu? Et özel hazırlatılacak onun. Giderken alırım ben. Çok kızım ağır ateşli. İlik gibi pişirilecek. İçine bir sürü şey konuyor. Sütünden terbiyesine. Bir de baklava ister şimdi. Ali'nin baş ilacı baklava. Hele ki Amile ablanın yaptığı olursa tamam. Ben sipariş ederim şimdi. Bir tepsi yapar. Hasta adam öyle ağır şey verilir mi? Olmaz. Toparlanalım yavaş yavaş bari. Ben işlemleri halledeyim. Halledildi onlar. Tamer halletti sabah. Aşağıda bizi bekliyor. Gözüme gözükmesin o it bir süre. Daha beter bela açmayacağını bilsem temelle atacağım evden ama sen üzülürsün diye atamıyorum. Biraz otelde kalsın isterseniz. Orada kafasını toplar. Çocuklar göz kulak olur. Sizin de sinirleriniz yatışır. Otellerde falan kalınacak bir durum yok. Herkes her şeye karışmasın. Ben evde daha iyi zapt ederim onu. Sen de artık evine dön Piraye. Bak ben iyiyim. İşine gücüne bak. Tamam. Sana et suyunu yapayım. Döneceğim. Sonra bir pis kokulu bez koydular böyle ağzıma. Uyudum. Sonra bir yere gittik. Böyle korkunç resimler vardı. Heh. Kiliseye gittiniz değil mi? Evet ama yıkık böyle. Kapalı ama açık gibi. Tamam işte. Dicle ablan seni rüyasında gördü. Az daha bulamasalardı gelip buluverecekti seni. Nasıl bulacak ya? Çok iyi saklandık. Bulurum. Sonra gece ben süt içtim. Sonracıma bisküvit yedin. Kapıya koştun. Seni bağladılar. Ay bu kaçıncı anlatışın ablacığım. Bir sus artık. Aptal oldum sabahtan beri. Aa anlatsın. Konuş kızım sen bakma ona. Ama iki sene elini birden konuştu abla. Yarına da kalsın acık. Bak yorulacak gene dilin tutulacak sonra. İlk günden bu kadar olmaz ki. Alıştıra alıştıra konuşulur. Az iliş. Ay bu da nasıl ikram yapacağını şaşırdı. Bak nasıl özlemiş seni. Çok mu sevindin oğlum Zeliş'in kurtulmasını ha? Bunlar bozuk onun olsun. İstemem o zaman. Al dedi. İstemem. Aa. Ya ne yapıyorsun ya? Şişt, kavga etmeyin. Rıza. Hadi bakalım Zeliha, polis amcayı ziyarete gidiyoruz. Gel sonra da amcanlara gideceksin annenlerle. Hayatta geliyor mu? Yok.
Yok, onun banyo yapması gerekiyormuş. Misafirler gitti mi Fatma abla? Gittiler. Memo dedeyle nineyi götürdü ağam. Aslında gelinin pek gidesi yoktu ama Sümbül anne iki takım elbiseyle bir bilezik verince uça uça gitti. He, Asya, Bahar ablana bakıver. Banyoya yardıma gelsin dedi. Hadi Aa, bakalım Zeliş. Ben giderim. Yok yok, ben giderim. Gelin ablam beni istemiş. E doğru verse birisi artık bir tane de. Biz de sebeplensek. Ne o kız? Ne süzüldün öyle? Ben gebeyim. Test yaptırdım çıktı. Sahi mi kız? Bak biz şüpheleniyorduk da. Ay belliydi halinden abla. Ay gel gel öpeceğim. Şşt, kimseye demeyin ama. Ben aldıracağım bu çocuğu. Aa, tövbe tövbe sapık. O nasıl laf öyle? Neye kız? Memo benim ruh eşim değil. Test yaptım. Biz hiç uyuşmuyoruz. Artık gebelik testinin içinden bir de kocalık testi mi çıkıyor? He. İkisi de iyi çıkarsa doğuruyor. Yoksa yok. Gazeteden yaptım. 20'sinden 15'i uyumuyor. Bu durumda evli kalmak yanlışmış. Gidince oradan gene arayın. Hadi tamam. Komiserim, gözün açılmış maşallah. Vay canına. Uğruna çarpıştığımız prensesi bu ha. Bak bu geçmiş Fırat amca Selia. Seni kurtarmak için kahramanca çarpıştı. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Sen konuşuyor musun? Eskiden içimden konuşurdum. Biz seni anlardık ama. Hiç de bile aptal gibi bakardınız. Kızım aa. Normal. Kaç senedir kelime ayarlarım bozuldu tabii. Seni tekrar programlamam gerekecek. Ben robot muyum? Ya sen ne kızmışsın öyle? Adamların elinden nasıl kaçtı bir anlatsana. Şimdi ben... Ah, aman aman. Gene başlarsa yanarız. Biz sabaha kadar 20 kere dinledik. Sonra anlatsın. Nasılsın? Geceyi rahat geçirdin mi? Berbat. Hastanelerden nefret ederim. Fırat Bey, isterseniz sizi eve alalım. Sonrasında da ciddi bakıma ihtiyacınız olacak. Tabii ya. Çok iyi düşündün abla. Ailen de yoktur senin şimdi. Fırat Bey, isterseniz... Eve götüremeyiz. Anneannem kızar. Yani Zeliş, bir konuştun, bir konuştun. Neden kızsın güzelim ya? Otele koyalım der. Çattık yani ha. Gel, seninle doktoru görelim hadi. Seni de muayene ettirmemiz gerek, hadi. Ben iyiyim. Aa, söz dinle Zeliş. Dün gece ateşim vardı. Tekrar geçmiş olsun. Ne zaman çıkıyorsunuz? Yarın çıkarım herhalde. Peki tamam o zaman. Seni aldırıyorum, bize taşınıyorsun. Bizim kızların yemekleriyle iki günde canavar gibi olursun. Ama aslında hastaların ilgiye ihtiyacı vardır. Tamam. Gelir bir iki saat kalırım. Ama memnun kalmazsam evime giderim ona göre. Anlaştık. Reşit ne durumda? Kayseri'de ameliyat edildi. Durumu çok ağır. Ama toparlar diyorlar. Hastaneden sonra Ankara'ya Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne teslim edilecek. O aşamada sizler de hazırlık soruşturması için çağrılacaksınız. Hamzoğlu da tabii. Bütün tanıklar. Ne gerekiyorsa yaparız. Değil mi Yaman? Ha? Tabii tabii. Bir tane daha alır mısınız? Yok sağ olun. Biz zaten kalkalım artık. Malum hasta ziyareti. Sümbül Hanım geldi abla. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun Ali Bey. Bir şeye ihtiyacınız olursa arayın. Geçim, ayağınıza... Sağ ol Hikmet. Ayağınıza sağlık. Güle güle. Aa Ali Bey, senin ilacını içmen lazım, kalkma. Hadi bakalım, iç ilacını. Piraye, çocuk gibi davranmayın sana. Zırt pırt ilaç mı içilirmiş ya? Ama çocuk gibi davranırsan sana da çocuk gibi davranırlar. Buyur Sümbül. Buyur Sümbül. Rahatsız ettim, bizimkiler gelmedi mi? Gelirler şimdi, Fırat Bey'le oyalandılar herhalde. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Piraye Hanım? Size de büyük geçmiş olsun. Kim bilir ne büyük korku atlattınız. Sormayın. Size de geçmiş olsun. Zeliha iyi mi? İyi iyi. Onlar da geleceklerdi ama. Ay gelirler, otur hadi. Ben şu et suyunu kontrol edeyim. Artık neredeyse olmuştur. Sizi iyi gördüm Ali Bey. Allah korumuş, kemiğe gelmemiş.
Aman kız kurtuldu ya, unutam gitsin. Aa, olmuş mu? Ver bana. Ben bakmadan niye söndürdün kızım? Bu seninki değil. Sümbül Hanım'ın getirdiği et suyu abla. Gel buraya. Al sen götür. Kim var yukarıda Piraye abla? Sümbül Sultan. Hmm, eyvah. Yiyip de iki cambaz durumları ha? Anlamadım. Anladım bence ama bana kalırsa meydanı boş bırakma. Sümbül abla getirmiş. Niye zahmet ettin Sümbül? Çok faydalı. İç de çabucak iyileş. Gerçi Piraye Hanım'ınkiyle kıyaslanamaz ama bu da pek zengin, pek güzel. Ya tutturdu illa. Geçmiş olsun Sümbül abla. Zeliha iyi mi? İyi oğlum, iyi. Konuşmaya başlamış gene. Aa, şimdi geleceklermiş onlar da. Çok sevindim. Demek çok yararlı oldu. Bak doğru. Yangında da konuştuydu. Aman gene susmasa bari. Pek susacak gibi değil. Hiç susmadı geldiğinden beri. annem de size bir şey söyleyecekti Sümbül abla. Bence tam sıra seninle. Ne söyleyecek? Aman şey diyor. Allah yazdıysa olur. Oğlum sırası mı şimdi? Bak başımıza neler geldi. Açık kafamızı toplayalım. Ne diyorsunuz be? Sümbül. Ama söyleyeyim de kurtulayım. Bu bizim oğlan delirecek Zeynep diye diye. Bir müsait zamanda istemeye gidelim. Kader ne diyorsun sen be? Sırası mı? Hiç yol yordan bilmiyorsunuz. Her şeyin bir usulü zamanı var. Olsun. Gençler heyecanlı olur. Kim bilir annesini ne kadar sık boğaz etti. Bak oğlum. Zeynep daha çok küçük. Daha birinci sınıfta. Kaç yıl okulu var. Görücüye gelme demek olmaz. Tabii gelin buyurun ama abisinin bu işe henüz evet diyeceğini hiç sanmam. Hiç. Biz müsaade edin gelelim Sümbül abla. Hem isterseniz Zeynep'e sorun. O da hayır derse beklerim, sorun değil. Ama biz bir an önce evlenelim diyoruz. Zeynep de mi böyle diyor? Utancından size söyleyemedi herhalde ama o da istiyor. Peki o zaman. Evdekilerle bir konuşayım. Size uygun bir gün bildiririz. Çok güzel olmuş. 4,5 saat kaynattık. Etler erimiş gitmiş. Nefis. Uğraştığımıza değdi vallahi. Sağ ol Piraye. Sonra yerim. Şimdi yedim bir tas. Aa soğumasın ver bana. Ben de pek severim. Sen de yer misin Sümbül? Sen al bunu istersen. Aa yerim tabii. Piraye Hanım'ın yemeklerini pek beğeniyorum ben. Sağ olsun Ali Bey davet ettiğinde parmaklarımızı yedik vallahi. O gün bayıldık bayıldık. Size de bir elinize sağlık diyelim dedik ama... ...arkadaşınızın ameliyatı varmış galiba. Yoktunuz. Otele mi geldiniz? Ah, Ali Bey söylemedin mi? Aşk olsun. O kadar da tembih ettik. Elinize sağlık desin bizim için diye. Söylemedi. Nedense garsonlar da söylemedi. Kimse söylemedi. Ya şu et suyundan benim de canım çekti. Anne sana da getirsinler mi? Getirsinler. Piraye sen de içer misin? Yok ben çıkıyorum. Suzan'a uğrayacağım. Size afiyet olsun. Sağ ol Piraye. Hadi hepimize geçmiş olsun. Bu da çok ağır yapıyor be. Ben çok iyi bir ilaç biliyorum bu tip yaralar için. Çok acı, kırmızı biberden yapılıyor. Böyle yarıya basıyorsun, anında geçiriyor. Geçin, geçin. Amca bir kimsin yapmış anne? Seni kaçıran adamların patronunun adamları. Geldiler. Ne o Yaman? Senin bu davalardan falan muaf mısın gibi bir havan vardı hastanede. Pek hoşlanmadın galiba bu işten.
Hoşlanmadım. Neden? Böyle bir dava ile adımın anılmasını istemiyorum. İş halimi böyle şeyleri sevmez. Zarar görürüm. Şüpheli bir durumda kalarak daha fazla zarar görürsün. Tam o günlerde Yaman'ın hep yurt dışında toplantıları olacaktır. Tabii sen sonunda basıp New York'a döneceksin. Sana göre hava hoş. Ayrıca burada yaşasan bile öyle ulaşılmaz havalar yaratırsın ki mahkemede milletin kanı donar. Sana kimse soru bile soramaz. Ben bildiğim her soruya cevap veririm. Ulaşılmaz ve burnu büyük olabilirim ama aptal değilim. Bana aptal mı diyorsun? Ben bir şey dedim mi şimdi Seymen Allah aşkına? Üf, beni karıştırmayın. Benim uykum var. Aranızda halledin. İki gecedir uyumuyorum. Yarına kadar izinliyim. Gidip uyuyacağım. Ben de öyle. Geberdik ya. Hadi Ayşe. Dükkanı kapat biz de gidelim. Ben gidemem. Yönetim kurulu toplantısı için yazılarım var. Hadi bana çorba yapacaksın. Bırak. Git otelinde ye. İşim var. Sana bir de evde bakmak zorunda değilim. Yahu kavga etmeyin. Gelin biz de yersiniz. Aa yok. Çok mersi. Neden? Bizim evin nesi var? Yok yok. O size bir süre gelmesin. Zeynep. Acık otur. Sevdiğin börekten yapıldı. Yer misin? Yok Arya abla, tokum. Sabah çok yemişim. Hiç yemedin, yalan söyleme. Öğlen de yemedin. Canım istemiyor. Miden delinecek acacına. Bana bak Zeynep, üzülme. Bir nikah geçsin başından, iki ay sonra boşarsın geçersin kenara. Eşek yüküyle Hamzoğlu nafakası da cabası. Deli misin sen ya? E ne yapacaksın? Olan olmuş bir kere. Geri dönüşü var mı? Anlaşamıyorum dersin, geçersin kenara. Beni öldürmeleri lazım önce. O herife o zevki yaşatmam. Bunu herkes böyle bilsin. Eğer gebe kaldıysan. Kalayım, aldırırım. Kız olur mu? Sonra ne olacak? Bir daha evlenmeye kalkınca. Sen ayda mı yaşıyorsun Allah aşkına? Aslında doğru. Bu konuya kafayı takan oluyor hala. Salih bile takar. Ay o kesin takar. Ablacığım, her erkek takar. Onun için bir kere evlenmek mecburiyetindesin. Yoksa evde kalırsın. Yani şey bakımından. Ay temizlesin yediği altı. Aslında bu çok acı bir şey. Sana birisi çok kötü bir şey yapıyor. Sen istemiyorsun. Zor kullanarak seninle beraber oluyor. Ağzını burnunu dağıtıyor. Ve ceza göreceği yerde ödüllendiriliyor. Sen gebermişsin zaten. Bir de istemediğin birisiyle evlenmeye zorlanarak sen cezalandırılıyorsun. Üstelik temize çıkmak için o ayıya muhtaçsın. Yok ya, bu kadar da değil. Hayatımı hiçe sayarım. Yine de o pisliği kendime yaptırtmam. Sus. İsteyen istediğini düşünsün. İsterse beni kessinler. İş uzarsa Tamer'e dava açacağım zaten. Tecavüzden içeri girecek. Kız deli misin sen? Sen rezil olursun. Çok yanılıyorsun. O rezil olur. Ay bari gebe kalmasan. Gebe kalırsan hiç kaçarı yok. Mahkeme açsan bile seni zorla evlendirmeye kalkarlar. Bizim köyde bir kız öyle evlendirdi. Ya yeter, hasta etme beni. Zaten beynim yarıldı günlerdir. Kalbimi hiç saymıyorum. Sus, şimdi biri gelecek. Gel odana çıkalım, gel. Bak bir doktor varmış. Gel sana anlatayım. Ben de gideceğim. Sana ne oldu? Hadi anlatacağım dedim ya. Ne arıyor burada? Hayrola Dicle? Buralarda ne yapıyorsun? Ana, tesadüfe bakın hele. Ben de pazara geldim. Yürüye yürüye buralara gelmişim. Seni eve benzettim şunu Ayşe Hanım. Senin evde değil mi? Evet de. Sen benim evi nereden biliyorsun? Mema bugün bizi gezdirirken gösterdiydi. Burada nerede pazar var? Ama ne bileyim, şu aşağılarda işte. Bin araba, evden çok uzaklaşmışsın. Seni bırakayım. Ayşe, ben Dicle'yi bırakıp geliyorum. Ay yok, ben şuradan kestirmeden. Gel gel. Gel bin şu hadi arabayı görüşürüz. Soğukta. Aslında hiç bilmem ben arabaya falan. Her yere yürürüm.
köye kadar bile yürürüm güzel havada. Senin öyle bir tipin var zaten. Aborjinlere benziyorsun. Kimlerden ki onlar? Çok uzaklardan. Ama sana akrabalıkları çıkar biraz destek. Herkes akrabaymış zaten bu alemde. Her hayvandan, nebattan, ottan, bitten varmış hepimizin içinde. Lale, nereye? Seyhan'la buluşacağım babacığım. Artık buluşmak yok. Süleyman. İstemeye geleceklerdi hani. Bütün işleri laf. Süleyman. Adımı mı ezberliyorsun Keriman? Yalan mı söylüyorum? Baba. Biliyorum iyi niyetlisin ama bu sefer tut kendini. Hiçbir şey yapmamaya çalış. Olur mu babuşkan? Babuşkan falan deme bana. El alemin gerizekalı yavru ağasıyla evlenmeye kalkan bir kız bana babuşkam diyemez. Süleyman. Efendim Keriman. Su yok. Git su al hadi sen. Yavru ağa bir tanker getirsin gelirken telefon et de. Hadi. Süleyman kızı rahat bırak. Git su al dedim. Bir damla içme suyu yok. Baba acele etme sen istersen. Lale. İyi tamam. Kapı dolay çıkarsa gelip halledersin sen de anneciğim. Hale bak. Adam bipliyor. Bu yallah uçarak gidiyor. İnsan olan insan gelir kapıdan alır. Ağ parçası işte ne bekliyorsun? Hadi hadi. Süleyman! Dur Seyhan'a. Hop sana söylüyorum. Buyurun Süleyman abi. Nasılsın? Selam. Neredesin sen iki gündür? Ne iki günü baba? Dün akşam Murat'ta kaldım ya. Kimden izin aldın? Senden. İyi. Sağ olun iyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim. İki beşlik su alıp bırakın. Çıkmayayım bu soğukta şimdi. Tamam. İyi misin? Adam sırf stres ya. Aa öyle deme. Babuşka bir tanedir. Sevdi seni aslında biliyor musun? Hadi ya. Bir de sevmese. Nereye gidiyoruz? Bir partiye. Bir tek sen ve ben davetliyiz. Aa. Aman şu suyu unutmayalım. Suyu gelirken getiririz. O çiçek. Ailem o kadar kalabalık ve gürültücü ve işgalcidir ki ancak kendine kaçarak kafasını dinleyebilir insan. Sen benim sessizliğimi bölmüyorsun. Yanında tek başım olduğum kadar huzurluyum. Bir yere kaçmam gerekmiyor. Böylece yalnız olmam da gerekmiyor. Bana aşık mısın? Herkes farklı şekillerde aşık oluyor değil mi? Kimseninki kimseye benzemiyor. Evet. Etrafımızda ne olursa olsun buradaki gibi sadece ikimize ait bir dünyayı koruyabilir misin? Bana hep böyle kalabalıkların ortasında bile her şeyi, herkesi silen gözlerle bakabilir misin? Sen peki? Bunu seninle yapabilirim gibi geliyor. Sen çok tanıdıksın. Seni çok seviyorum.
Hemen evlenelim. Tamam sevgilim. Ama üzerimize panterler gibi atlarlar. Kız isteme, nişan, evlilik, nikah, salon, davetliler, akrabalar, takılar, güç gösterileri. Bunlara dayanamayız. Bunların hiçbiri olmayacak. Seni hepsinden koruyacağım. Tamam. Efendim. Bu masal gibi. Senin gözlerin de. Şafak söktüğünde her şey hazırdı. Nalbant, meşin, çantasına bir parça ekmek, bir şişe şarap. Eti getiren misin Mül abla? Bir şişe şarap. Ayol nerede herkes? Buzoldu her şey. Ağam uyuyormuş. Gene abla da yorgunmuş. İnmiyor, yukarı verin bir şeyler dedi. Allah Allah, kutlama yapacağız Zeliha için. Uyandırsın Seymen'i, kendi de gelsin. Anne bırak, herkes yorgun. Zaten Seyhan da yok, Lale ile yiyecekmiş. Aa, gelecekti o, yemeğe gelirim demişti. Biraz önce aradı, programı değişmiş. Çok güzel, iyi. Bu kadar şeyi ben yerim. Hayriye Zeynep'i çağır. O da yedi, sabaha kadar kaldırmayın beni dedi. Kaldırıveririz fazlaları, yarın yenir. Oldu. Herkes biliyor ne yapacağını, çok iyi. Sen bir parça et getir bize Fatma. Hadi Zeliha. Niye gülüyorsun? Bu kadar yemek kaldı. Ne var? Çok mu komik? Çok komik. Nereye? Elimi yıkamadım. Nereye gitti bu kız ya? Aa, yemek hazırmış. Niye haber vermiyorsunuz? Oo! Çok acıkmışım. Oh, oh, oh. Ben de. Seyhanlar da geliyor. Beklese miydik? Onlar da gelince yerler. Fatma, güzel bir şarap getirin içeride. Sen olmuşsun da haberimiz yokmuş Zeliha Sultan. Bak benim yapamadığımı 5 dakikada yaptı. Fırlayın kızlar, herkes toplaştı. Hadi servise. Aha ne uyuyorlardı? Ezeliş toparlamış, hepsini çekeliye çekeliye getirdi masaya. Seyhan'la kız da geliyormuş. Şu kadın milletin işi de hiç bitmiyor ha. Aman bitmesin, yoksa bizi işe dinliyorlar ya. Kadehimi Asmalı konağın küçük hanımının şerefine kaldırıyorum. Hoş geldin Zeliş. Oley, konuşan Zeliş'i. Bir yudum da sen iç güzelim ya. Şşş, olmaz Bahar Ağa. E bir yudum. Hayır dedim, bak su kaldır sen. Hadi bakalım. Şerefe. Evet. Şimdi hepimiz bir aradayken konuşmamız gereken bir konu var. Evet.
Sen yabancı değilsin Lale kızım. Bugün Hamzaoğlu'nu ziyarete gittim, biliyorsunuz. Oradayken konusu açıldı. Uygun bir zamanda Zeynep'i istemeye gelelim diyorlar. Sakin ol. Ben kızın okulu var, şu bu dedim ama Tamer ısrar ediyor Zeynep. Bir de sana sormamızı istedi. Söylediğine göre sen de hemen evlenmek istiyormuşsun. Bir şey yok hayatım, sakin ol. Zeynep, iyi misin güzelim? Zeynep, ne oluyor? Yüzü bembeyaz oldu. Canım, neyin var? Ben bir götüreyim, hava alsın mı Gelin abla? Ya iyi olur. Otur Zeynep, bayılacaksan da burada bayıl. Korkacak bir şey yok. Çocuğu istiyorsan istiyorum de. Niye bu kadar heyecan yaptın? Ya Seymen, sonra konuşsak bunları. Şu anda baksana. Zeynep. Neyin var güzelim? Yani zamanla karşı çıktık diye mi bu kadar tepki veriyorsun? Ya tamam, biz karşı çıktık ama sen onu sevdin. Bu noktada akan sular durur. Of. Sakin ol. Zeynep, Zeynep. Peki öyle değil galiba. Zeynep, ne oluyor? Konuşsana güzelim. Ya. Bahar. Efendim. Bana ne olduğunu anlatmayacak mısın? Hayır. Ben senin kocanım güzelim. Onun da abisiyim. Ne olduğunun ne önemi var? Zeynep bu konuyla ilgili çok mutsuz, görmüyor musun? Evlenirim ya da istemem diyebilirdi. Zeynep ne istediğini hep rahatça söyledi. Ne oluyor? Bu kadar krize girmesinin sebebi ne? İkisini de istemiyor herhalde. Evlenmek de istemiyor. Evlenmese de olmaz diyorsun yani. Ben bir şey demiyorum. Beni bu kadar sığ ve ilkel mi buluyorsun? Kız kardeşimi içinde bulunduğu çıkmazdan çıkartacağım yerde onun başına daha büyük dertler açacağımı mı düşünüyorsun? Sen beni ne sanıyorsun? Bu kadar zamandan sonra bana bakışın bu mu? Hayır. Sadece sen... Of, tepkilerini kestiremiyorum. Tepkilerimi mi kestiremiyorsun? Sen beni... Ben seni ikinci derimiz gibi giymişiz. Nasıl böyle söylersin? Ama sen erkeksin. Bu biraz durumu değiştiriyor. Ne diyorsun kızım sen ya? Her erkek gibi önce taş taş üstünde bırakmamaya... ...sonra da affedilmeye alışmışsın. Tepkilerin konusunda şımarık ve sınır tanımaz birisin. Onun için idare edilmen gerekiyor. Bir geri zekalı gibi. Büyümediğin sürece öyle. Demek beni idare ediyorsun. Ama bu erkekleri çok yalnız bırakan bir şey. Kız kardeşinin, karısının bile kalbine ulaşamıyor insan. Siz onun için mi her şeyi kendi aranızda konuşuyorsunuz? Dünyayı idare ettiğimizi zannederken, dünyayı döndüren şeyler, yaşamdaki en hayati konular bizden gizli tutuluyor. Anne, abla, biraz Zeynep'le yalnız kalabilir miyim? Hı-hı.
Abiler neye yarar biliyor musun güzelim? Kızları kötülüklerden korumaya yarar. Başlarını daha büyük belalara sokmaya değil. Sana pislik yapan birisine seni verebileceğimi nasıl düşünebilirsin? Dünyadaki bütün ahlak değerleri ordularıyla üzerime gelse seni yine de vermem. Benim için senden daha değerli hiçbir şey yok. Benim namusum sensin. Bir de senin mutluluğun. Sen bir hata yaptın. O herifin sana uygun olmadığını göremedin. Biz gördük. Seni korumaya çalıştık fakat ısrar ettin. Sana kızgınım. Ama bunu biliyorsun. Ama kendime daha da kızgınım. Seninle daha açık konuşup arkadaşın olamadığım için. Bana gelip başına geleni anlatamaman, hatta seni o herife vermemden korkman benim hatam. Özür dilerim. Ben özür dilerim. Beni uyarmıştın. Uyarmaktan fazlasını yapmalıydım. Bu ilişkini benden gizli yaşamak zorunda bırakmamalıydım seni. Yaşadıklarını benimle paylaşmana izin verseydim işler bu noktaya gelmezdi. İnsanlar koca evler yapıyorlar. Kocaman duvarlarla çeviriyorlar. Ama kalplerinde birbirleri için bir yuva kuramadıklarından o ev bir türlü gerçek bir ev olamıyor. Bir sürü yabancı bir arada nefes alıp veriyor sadece. Hadi uyu şimdi. Yarın her şeyi sağlam kafayla oturup konuşacağız. Artık hiçbir şeyden korkmayacaksın. Abi. Efendim? Burası senin yanın. Dünyanın en güzel ve gerçek evi. Ay delireceğim. Şuna bir şey söyleyin. Ne oluyor? İki saattir niye bağırışıyorsunuz? Okula gidecekmiş. Rıza yapıştı. Ben de geleceğim diye ağlıyor. Aman yarabbim. Ya bir karne al, gelecek hepsi bu. Okul tatile giriyor zaten. Herkes sömestreye girdi. Sen sömestre ne onu da bilmezsin şimdi. Biliyorum, ben de okula gideceğim. Ben de karne alacağım. Kızım, okula gitmeden karne vermezler. Bir dahaki döneme gideceğim, yaza sana da verecekler. Hı? Senin karneni Pınar Hoca verecek, sonra okula başlarsın. Ya deli bu kız hiç laf anlamıyor ya. Sensin deli. Ya ne oluyor burada? Bak, benim Zeliha'm kim okula götürmüyor? Annem, Bekir amca hepsi. Olur mu ya? Hadi gidin öğretmeniyle tanışsın. Rıza, sen herkesi tanıştırırsın Zeliha'ya değil mi? Hadi gel. Aa durun ne? Ay bu oğlan. Ay biriniz gidin yanlarında. Ben giderim. Ben de montlarını alın. İyi hadi hatıralarınızı tazelersiniz. Thank you.
İyi. Çok güzel, aferin. İşte hep böyle devam edin. Lale! Ha, şu odadan tek parça çıkabilseydim. Ay, ne oldu? Bir şey yok anne. Lale, o ne? Nene babacığım? O çanta. Ha, kuru temizleme şeyleri. Neyi veriyorsun kuru temizlemeye? Hiç, ince ipek şeyler falan. Artık şıklaştı bizim kız annesi. Sosyeteye karıştı. Şık elbiselerini hazır tutuyor. Şu Cem'i kaldırsana. Ay bu kız. Ne oluyorsun kızım bu sabah? Cem! Kalksana ya! Delirdin mi abla ya? Ne bağırıyorsun psikopat gibi sabah sabah? Senin yüzünden bacağımı kırdım. Gerizekalı! Olay çıkartmayın sabah sabah! Bir gazete okutmadınız be! Allah Allah! Ay yok, ben kendimi kapatayım bugün. Burada sessizce kıvırdamadan oturayım. Kızım neyin var? Aa, niye titriyorsun? Çayı döktüm ya, elim ayağım boşaldı. Uyan Ziya. Uyan Ender. Uyan Ziya. Uyan Ender. Ya büyük ya. Ya anladık ya. Bizim yaşlı ağaç duruyor hala. Aa, yazıda duruyor mu acaba? Bakalım. Neredeydi? Aa, bak. İnanamıyorum. 10 yıl önce yazmıştık bunu. Senin yüzünden bütün okula rezil olmuştum. Ama dedikodu çıkmıştı. Halbuki biz masum bir iz bırakmak istemiştik. Kalp de çizecektik ama. Bekle çizecektik. Ama şimdi çizebiliriz. Dur bakayım. Ne yapıyorsunuz orada? Utanmıyor musunuz? Gördüm yaptığınızı. Bir şey yapmıyorduk hocam. Ağaçlara zarar vermek suçtur, bilmiyor musunuz? Bir de koca insanlar olmuşsunuz üstelik. Özür dileriz hocam. Ne yapıyorsunuz burada? Yeğenimi bekliyoruz hocam, derste de. Çıkın dışarıda bekleyin. Aşkımız yarım kaldı. Evet. Ya şu oyuna hep özenmişimdir ama... kız oyunu diye bir türlü oynayamazdım. Gel, kimse yok. Ya. Bak şimdi, ilk önce birler. Tamam, hatırlıyorum. Tek, tek, çift, tek. Tek ayak, tek, tek. Tek ayak mı? Böyle değil miydi? Böyle. Şimdi. Aa, kızı kaçırmış. Eski dilde içerik. Muhteviyat. Hadi kalkın. Nereye? Şöyle kalın giyinin. Sizi göre aman, götüreceğim. Aman deli. Bu ayazda. Hadi 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 hadi. 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 Allah'ım ya Rabbi. Ne diyor bu? Hadi. İyi günler. İyi günler. Bizimkiler bir davet veriyor. İllaki Süleyman Beylere al gel dediler. Üstünüze şöyle kalın bir şeyler giyin, gideceğiz. Aa, nereye? Size mi? Ne daveti ya bu saatte? Bizim kızın kurtulması şerefine. Ama evde değil, dışarıda bizim davet. Ağam Antwerp'de mutlaka bekliyor. Hoppala. Benim işim var.
Bir saatçik gelirsin. Süleyman abi kırma şimdi. Lale işe gitti. Onu Seyhan ağam alacakmış. Bu işte bir iş var ama şimdi gitmezsen meraktan çatlarım bu sefer. Bekle bir dakika. Geç içeri Bekir Bey. Kapıda durma. Biz hazırlanalım. Gel. Kalın giyinin ama ha. Hadi gelin. Çabuk. Ya bir şey söylesene. Ya tamam gelin siz. Hadi çabuk. Ne oluyor? Niye gidiyor böyle paldır küldür galiba. Allah Allah. Allah'ım ya Rabbim. Ha Asya. Unutma bak, bir de maması yedirilecek. Ondan sonra altını değiştirirsin. Tamam gelin abla, biliyorum söyledin ya. Ha bak, eğer uyanırsa pişpişle onu, pişpişle. Gir içeri. Nereye oğlum böyle? Söylemiyorsun. Seyhan Nevşehir'e gitmiyor muyuz? Hayır. Daha güzel bir yere gidiyoruz. Peki şey de oraya mı gelecek? Evet. Şey de oraya gelecek. Öyle istediğin yerde oluyor muymuş? Oluyormuş. Annemler delirecek. Beni öldürecekler. Babam benimle bir daha konuşmayacak. Benimkiler de. Ay Seymen, ne oluyor paldır küldür? Hiçbir şey söylemeden. Seymen, nereye gidiyoruz? Ne olur söyle, bak bezi çıkardım meraktan. Aa, Göktepe'de yemek yiyeceğiz, ben anladım. Ya susun biraz ya, yolu şaşıracağız şimdi. Heh, burada. Nereye gidiliyor ki burada? Bak Memo, boğu vereceğim şimdi seni. Nereye götürüyorsun bizi söylesene. Ölürüm de söylemem, boğu valla. Evdekilerin haberi var mı peki? Hepsi geliyor. Oh, oh. Ne olur Memo kulağıma söyle, ölümü öp. Geldiniz mi Ahmet Bey? Merhaba. Çok güzel yer seçmişsiniz. Biraz daha çabuk çocuklar. Millet gelmek üzere. Baş üstüne. Kim? Balıklar herhalde. Annemle babam. Ne oluyor? Aa, ne oluyor? Seyhan. Geldik ağam. Öbürleri de yolda. Düğün var. Nikah. Benim bir şeyden haberim yok valla. Hoş geldiniz. Size büyük bir sürprizimiz var. Evet, buyurun. Herkes kendine şarap alsın. Kızlar çabuk. Her şey hazır mı Seyhan'a? Evet Seymen ağa. Çocuklar gelmedi ama. Gelirler şimdi. Mümkün ol. Hadi buyurun. Buyurun. Hadi çocuklar. Hoş geldiniz. Hadi ayarlayın oraları. Hadi. Ayarlayın. Güzeliş çabuk çabuk. Ay inanmıyorum ya. İyi böyle iyi. Ay bayağı bunlar ya. Tebrikler. Acele lan, bunu bulabildik.
Teşekkürler. Güzel oldu. Hadi. Gelsene kızım şuraya. Gel. Burada mutlu bir olay için toplanmış bulunuyoruz. (Gülüyor)